Bugün 21 Şubat Salı, ATV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Türkiye'de Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya çalışırken dün akşamda Hatay önce 6,4, 3 dakika sonra da 5,8'lik 2 depremle sarsıldı. Depremde kentteki bazı hasarlı binalar yıkıldı ve ne yazık ki 6 kişi hayatını kaybetti, 294 kişi de yaralandı. Şu anda deprem oluyor tekrar. Bina altlarından uzaklaşın! Bina altlarından uzaklaşın! Çifte felaketin şoku henüz atlatılamadan Hatay dün akşam bir kez daha peş peşe gelen iki depremle sarsıldı. Sakin! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. İlk deprem saatler 20.04'ü gösterdiğinde yaşandı. Büyüklüğü 6,4 olan depremin merkez üssü Defne ilçesiydi. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Toplanın beyler! Beyler! Gel bu tarafa ya! 3 dakika sonraysa Samandağ 5,8 ile sallandı. Yatak odasına gittim, yatağın yanına yattım. Çocuklarım aradı, dedim sakın eve gelmeyin çocuk. Çok dedim sallanıyor. Peş peşe yaşanan depremler Adana, Antalya, Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere çok sayıda kentte de hissedildi. Şu anda deprem oluyor tekrar. Bina altlarından uzaklaşın! Bina altlarından uzaklaşın! Defne ve Samandağ'da ilk depremlerde hasar alan bazı binalar yıkıldı. AFAD ekipleri yıkılan o binaların enkazlarında arama kurtarma çalışması başlattı. Depremin merkez üssü Defne'de binalar o depremden sonra ağır hasar aldı. Ya böyle enkaz halindeler ya da karşıda gördüğünüz gibi sağa sola yatmış durumda ve en ufak sarsıntıda yıkılmaya yüz tutmuş durumdalar. Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki bir binada göçük altında kalanların olduğu ihbarı üzerine çalışmalar o noktada yoğunlaştırıldı. Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki evlerine eşyalarını almak için girmişti o 4 kişi. Ardından o 6,4'lük sarsıntı gerçekleşti ve o 4 kişi enkaz altında kaldı. İçlerinden biri kurtarıldı. İçeride kalan 3 kişi içinse ekiplerin çalışması devam ediyor. Tam sedye getirin sedye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Haraparası mahallesindeki bir binadaysa deprem sırasında soba yanıyordu. Yıkılan o binanın enkazındaki alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mülk sahibine ulaştınız ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Kimse yok, ailesinden kimse yok. Yalnız yağma için birileri içeriye girmişse onu bilemiyoruz. Hastanelerde boşaltıldı depremler sonrası. İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Arda arda meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay İskenderun Devlet Hastanesi de boşaltıldı. Hemen hastanenin bahçesine işte böyle çadırlar kondu. Tabii içeride acil serviste olan hastalar da ambulanslarla yakındaki hastanelere sevk edildi. Hastanede katlarda kalan arkadaşlarımız vardı. Yani çalışan arkadaşlarımız. Nasıl hissetmişler mi? Onlar daha çok hissetmişler. Elektrik gidince daha çok paniğe kapılmışlar. Peşine tahliye kararı, malzemeleri buraya çekti. Kırmızı alan oluşturduk. Buraya sarıp ve yeşil alan oluşturmaya çalışıyoruz. İskenderun Devlet Hastanesi'nin bahçesine iki çadır kondu. İşte bu çadırın içerisine sedyeler yerleştirildi. Acil bir hasta geldiğinde işte burada tedavi altına alınacak, burada bakılacak. Hemen yan tarafta da lojistik destek sağlaması için yani sağlık malzemelerinin bir an önce bu çadıra ulaşması için hastaneden çıkarılan önemli ilaçlar da bu çadıra kondu. Yani daha çok acil hasta almaya çalışacağız, diğerlerini sevk etmeye çalışıyoruz. Hastanenin bahçesinde hızlı şekilde çadır kurumuna geçti. İşte askerimiz, polisimiz bu noktada sahra çadırlarını kuruyor. Bölgeden olası bir ihtiyaç halinde hastanelerde işte buraya getirilecek. Burada hastaların tedavisi yapılacak.